sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bu hafta çiftleri özellikle de erkekleri ilgilendiren önemli bir konuya ele alacağız. Erkekte hiç sperm bulunmaması, azospermi ve bunun tedavisi ve erkeklere babalık sevinci yaşatan yöntemler. Bu konuda bize İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden üroloji uzmanı, operatör doktor Osman Ceylan bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş Sohbetimize başlayacağız. Ancak izleyicilerimizin de belki... Size yönelteceği soruları olabilir, katkıları olabilir. Sevgili izleyicilere eğer kısırlık ve tüp bebek tedavisi hakkında özellikle de erkeklerden kaynaklanan kısırlık ve bunun çözüm yöntemleri konusunda öğrenmek istedikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Erkeklerde kısırlığa yol açan sebepler arasında azospermi, yani erkekte hiç spermin bulunmamasının görülme oranı nedir? Tüm erkeklerden kaynaklanan kısırlık olgularında bir de şu açıdan bir yapılmış araştırmalar var mı? Tüm kısırlık olgularında azosperminin yeri nedir? Şimdi erkek infertitesi tüm infertite içerisinde yüzde %40 orana sahiptir. Bunların içerisinde azospermi ise yaklaşık %10 ile %15 arasında bir oran verebiliriz. Erkek infertesi yani erkekler açısından ve azospermi nedenler arasında. Yani her 5 erkekten kısırlık problemi olan birinde yaklaşık azospermi Azosperm görülüyor. Görürüz, evet. Peki azospermi dediğimiz tablo nasıl bir tablodur? Bunu erkek kendisi fark edebilir mi? dün yayına biraz hazırlanırken internette bazı bilgileri okudum. Mesela erkeğin sperminin rengi, kıvamı farklı olur mu azospermi sonra olanlarda? Azospermi de e, erkek kendi kendine bazen bilebilir. Eğer hacmi çok azsa hı, hı. o zaman hissedebilir ama onun dışında sperm miktarı yani hacim olarak biz ne diyoruz? 1,5 mililitreden yukarıdaysa genelde bu şeydir. Sperm volümü normaldir. Ama bunun içerisinde e, sperm hücrede yani canlı hücreler var mı yok mu hasta bunu bilemeyebilir. Bunun için e, biz hastalara ardışık olarak yani iki defa e, mikroskop altında spermlere baktırmasını istiyoruz. Yani pellet dediğimiz santrifüje edilmiş e, sperm sıvısını e, büyük mikroskoplarda ayrıntılı incelenmesi. Eğer burada bir ya da iki bazen üç beş sperm bulursak bu azospermi değildir. Hı hı. Ama sperm diyebilmemiz için mutlaka e, mikroskobik olarak hiç hücre görünmemesi olarak tanımlıyoruz. Peki azospermi dediğimiz yani mikroskobik olarak baktığınızda da erkin e, sperminde hiç e, hücre, yumurtalık hücresi görülmemesinin nedeni nedir? Neden kaynaklanıyor? Şimdi bunları e, yani bakma şekline göre üçe ayırabiliriz. Bir erkin. Yani testis öncesi sebepler yani hipofiz e, ya da işte beyindeki e, hormonların merkezinde ait bir problem varsa onlardan olabilir. İkinci sebepler testisin kendisi üretimle ilgili bir sebep olabilir. Üçüncü sebep de yaklaşık yüzde 40 olarak gözüken e, testiste e, sperm üretim vardır ama dışarı atılma problemi vardır. Hı hı. Bu bunlardan kaynaklanabilir. Bunlardan kaynaklanabilir. E, Birinci sebepleri düşünürsek, yani hormonlarla ilgili sebeplerin çok az bir kısmında e, betolamus dediğimiz e, beynin, e, hormonların en yüksek merkezi, orada problemler olabilir. Mesela bir kalman sendromu vardır ama hmm. bunun başka şekli de vardır. Yani hastanın fiziksel olarak e, görüntüsünde de problemleri vardır. Buradan hormonlar salgılanmaz. Ayrıca hipofiz bezinin hastalıkları olabilir. Mesela e, adenomları olabilir ya da burada infart geçirmiş olabilir yani hipofiz bezi küçülmüş olabilir ya da hipofiz bezinin tümörlerine bağlı cerrahi geçirdiyse FSH ve LH dediğimiz <laughs> hormonlar testiste sperm üretimini ve hormon üretimini indüklemektedirler eğer bunlar olmazsa testis sperm yapmayacaktır ve de hastanın verdiği örneğin sıvı gelmesine rağmen içinde canlı hücre olmayacaktır. Şimdi tabii ki bu dediğiniz gibi biri oh. e, vücudun başka bölgelerinde olabilen e, hormonun oh. da olsun diğer evet. e, fiziksel olsun problemlerden kaynaklanan. Bir de tabii ki erkeğin özellikle e, üreme sağlığı ile ilgili özellikle evet. testisleriyle evet. de ilgili problemler de olabiliyor. Biraz bunları açabilir evet. misiniz? Testisteki sebepler e, arasında kendisine ait e, testin küçük olması. Doğuştan küçük olabilir ya da sonradan aşağı inmemiş testis nedeniyle e, aşağı indirmiş olabiliriz. Bu sebeplerle testis küçük olabilir ya da e, travma geçirmiş olabilir <laughs> ya da immünolojik bir hastalık geçirmiş olabilir. Testis kendisi sperm üretmez ya da doğuştan gelen gelecek şekilde e, tubulüsler yoktur ya da kök hücreleri yoktur sperm üretmiyorlardır. Şimdi tabii ki altta yatan neden erkekte azo spermide çok çok farklı. Atta yatan nedene göre herhalde tedaviye yaklaşımınız da farklı oluyor. Örneğin biraz önce dediniz özellikle hipofiz beziyle ilgili bir problem varsa, hormonal bir problem varsa bunların çözümü daha mı kolay? Eğer şimdi şöyle diyelim primer sebep e, hipofiz bezi e, ya da onun üzerindeki merkezlerse bunların tedavisi gerçekten çok kolay. Yani biz bunlara e, geri eksik olan hormonları vererekten testislerin sperm yapmasını ve e, testosteron hormonunu yapmasını indikleyebiliyoruz ve bazen e, çok fazla miktarda sperm elde ederekten Hı -hı. hastalar bazen spontan gebelikler oluşabilmektedir. Peki tabii ki daha da zor vakalar evet. var azo spermde. Evet, evet. e, ne tür tedavi seçenekleri oluyor? Eskiden e, bundan e, çok da e, uzak bir zaman evet. önce değil hiç sperma olmayan erkeklerin çok babalık sevinci yaşatılma imkanı yoktu. Ama günümüzde tıp teknolojisindeki gelişmeler sayesinde hiç spermı olmayan azoospermi azospermi sorunu olan erkekler de çocuk sahibi olabiliyorlar değil mi? Evet tabii. Şimdi eğer dediğimiz gibi eğer testis içerisinde e, sperm üretimi çok azsa ya da adacıklar şeklinde diyoruz, yani küçük küçük odaklar şeklinde varsa biz bunların tedavisinde e, daha önceden yapmadığımız mikrotese ameliyattan yani mikroskobik olarak testisi inceliyoruz. Oradan aldığımız dokuları laboratuvar incelediği zaman yani uygun dokuları aldığımızda e, sperm hücrelerini bulabiliyoruz ve herkese e, yani çocuk olmayanlara çocuk yapma e, ihtimali çok artıyor yani. Hı hı. Ayrıca ne olabiliyor işte testi sonrası tıkanıklıklar varsa. Evet. Bazı konjantel hastalıklarda ya da geçirmiş idari yol enfeksiyonlarında akıntılı hastalıklarda daha önceden çok sık görülen tüberküloza bağlı tıkanıklıklar çok fazla miktarda gözüküyordu. Bunlardan bizim spermel dediğimiz ihtimalimiz çok yüksek. Peki, ve bu, Evet. E, ve bunlardan e, sağlıklı bebekler elde edebiliyoruz. Peki şimdi mikroskobik e, tese yöntemi. E, herhalde bu sizin e, tanıdaki ve tedaviye giden yoldaki en büyük yardımcınız. Biraz bu yöntemi e, açar mısınız? Nasıl uygulanıyor bu yöntem? Şimdi ameliyat mikroskopları kullanıyoruz biz bunda yaklaşık hı hı. 25 büyütme civarında. E, hastayı genel anestezi ya da lokal anestezi de yapıyoruz. Ama genel olarak e, genel anestezi ya da işte e, spinal anestezi uygulayabiliyoruz. Tesis açtıktan sonra mikroskop altında yani mikroskop çekerekten oradaki dokuların özelliklerini inceliyoruz. Hı hı. Bazı dokular çok incedir. Bazıları e, diğer dokulara göre daha dolgun, daha şeffaf. E, içlerinde bir şeyler olduğunu görerekten yani spermi görmüyoruz ama bunun içinde sperm vardır diyebileceğimiz hücreleri çok büyüterekten e, tüpleri görüyoruz ve onları laboratuvara gönderdiğimiz anda bundan e, yani başarılı olabiliyoruz. Peki. Ama direkt olarak Hı -hı. E, makro tese yaparsanız yani testisi açıp mikroskop kullanmadan oradan doku parçaları alırsanız e, küçük e, alanları kaçıracağınız için e, bulmama ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Peki daha sonra tüp bebek aşaması nasıl oluyor? Şimdi e, normal ejekülat sperm'iyle e, test eden elde ettiğimiz sperm'ler e, kullandığımız tüp bebek yaptığımız hastalarda herhangi bir sorun yok yani. İkisinin de başarı oranı aynı. testisten çıkan dokuları yani sperm hücrelerini e, laboratuvar yani e, embriyoloji laboratuvarı direkt kullanaraktan başarılı bir şekilde e, embriyolar geliştirerekten hastalarımız ya da anne adaylarına transfer edebiliyorlar. Yani. Ben yani Biraz vaktimiz var. Yani konumuz tabii ki erkek kısırlığının her beş erkekten birinde görülen evet. önemli bir problemi teşkil eden azospermi. Ancak tabii ki erkekte kısırlığa zemin hazırlayan başka faktörler de var. Şimdi hep kaba kulak enfeksiyonu geçiren kişilerde, erkeklerde bir kısırlık riskinden bahsedilir. Kaba kulak enfeksiyonu ile kısırlık arasında erkeklerde nasıl bir ilişki vardır? Her kaba kulak... E, geçiren erkekte bu risk söz konusu mudur? Şöyle diyelim, e, kaba kulak genelde küçük yaşlarda geçirilen bir hastalıktır. Eğer e, ergenlikten sonra kaba kulak geçirirseniz hı hı. ve bu kaba kulak da testislerinizde şişmeye sebep olursa, bu genelde immünolojik olarak olur, testislerinizde yaklaşık e, %30 civarında bir harabiyet yapar. Hı. Ama bilateral geçirirseniz e, total olarak testislerinizde küçülme, ee, ve sperm hücrelerini yani oradaki spermatogonyum dediğimiz kök tek hücreleri tek taraflı, tek taraflı geçirirseniz yüzde otuz civarındadır. Ama evet. genelde çift taraflı olur çünkü immünolojik bir hastalık çünkü tarafı seçmez genellikle ee, şey yapar. Ee, immünolojik olarak testleriniz küçülür, atrofiye gider ve sperm hücreleri yapamaz. Ama küçük yaşta <laughs> geçirilmiş bir kaba kullan hiçbir önemi yok yani. Önemli olan ergenlikten sonra ve yani üreme çağında başladığınız anda androjen olarak aktif olduğunuz dönemde geçirirseniz gerçekten çok tehlikeli hastalık. Peki inmemiş testisi de biraz konuşalım. İnmemiş testisin erkeklerde kısırlık yapma riski nedir? Bu konuda ne gibi önerileriniz olacak? İnmemiş testis problemi olan çocuğa sahip anne ve babalara. Her çocukta eğilmemiş testis varsa bunun bir yaşına kadar ya da 1 yaşından iki buçuk yaşına kadar hı hı. E, testislerin sıkı yani torbaların içinde indirilmesinde fayda var. Bu saatten sonra yani iki iki buçuk yaşından sonra indirmeye başlarsanız her yıl için yaklaşık 10 on yüzde on civarında testis dokusu e, kendini sınırlıyor yani dokuyu azaltıyor. Onun için mümkün olduğu kadar küçük yaşta e, gerekirse e, mikroskop ya da lüp kullanarak. Testleri aşağı indirmekte fayda var. Peki şimdi bir konuştuğumuz zaten konu inmemiş testisi bir diğer problem de varikosel. varikosel nasıl bir hastalıktır? Önce erkeklerde hangi yakınmalara yol açar ve varikosel ile kısırlık arasında bir paralellik söz konusu var mı? Her varikosel olan erkekte kısırlık söz konusu mudur? Varikosel, skrotumdaki damarların genişlemesi olarak tarifleyebiliriz. Damarlar, toplar damarlar genişlemektedir. Bunlar spermlerin yani birçok teori var ama spermlerin hareketini şeklini ve sayısını azalttığı söyleniyor. Her varikosel kısırlığa sebep olmuyor. Yani klinik olarak belirgin bir varikoseli varsa hastanın sperm sayısının hareketlerinde sayısının azalma varsa ve hareketleri kötüyse bu hastalara varikosel eklemi yapılabilir. Bunlardan da varikosel e, sonrası %30'da %60 oranında sperm kalitesi düzelir, e, sperm sayısı yeterliyse kalite düzelir ve spontan gebelikler gelişebilir. Peki erkeklere e, üreme sağlıklarının yerinde olması için neler öneriyorsunuz? Nasıl bir hayat tarzı öneriyorsunuz? Şimdi hep deniyor ki özellikle sigara erkeklerde kısırlığa yol açabilen önemli bir e, kötü alışkanlık. Sigara çok fazla tüketilen alkol kilo çok fazla aşırı kilolar çünkü testosteronun oranının erke şey östrojene döneceği için dengeleri bozabilir arkasından diyabet hı hı. ya da bazı şey koncentre hastalıklar var yani işte talasemi hastalığı bunları önleyemezsiniz ama hasta biliyorsa eğer e, bunların tedavisini zamanında yaptıraraktan önlem alabilir. Şimdi gü günümüzde baktığımızda hı. pek çok çift çocuğu olmadığında ya da ilk denemeleri başarısızlıkla sonuçlandığında özellikle de tüp bebek uygulamalarının birkaçı e, istenilen sonuca ulaşmadığında hayal kırıklığına uğruyor. Burada e, bu tür sorunları yaşamış olan çiftlere özellikle erkeklerden kaynaklanan kısırlık problemi olan ailelere ne önereceksiniz? Mutlaka bir ürolog görsün. Yani IVF merkezlerindeki üroloji uzmanları erkekleri mutlaka görsünler. Çünkü burada bakın varikosel olabilir ya da idar yolunda bir enfeksiyon olabilir ya da geçirilmiş bir kronik prostatit olabilir. Bunlar spermin kalitesini bozacaklarından bunlar belki basit antibiyotik tedavisi ya da basit tedavilerle düzeltilebilir. Ya da varikoseli varsa hastanın varikoseli düzelterekten oradaki sperm kalitesi artırılır. Sonuçta da o kullanılan e, siperler IVF tedavisi ya da tüp bebek tedavisiyle çok rahat kullanılabilir. Başarılı sonuçlar alınabilir yani. Operatör Doktor Osman Celal çok teşekkür ediyorum. Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesine katıldınız. Bugünkü bölümümüzde erkeklerden kaynaklanan kısırlığı özellikle de azospermi ve çözümlerini anlattınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sa sağ olun. Sevgili izleyiciler, sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.